Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allah'a 14. nota limalarda tevhide dair 4 küçük remizdir. Birinci remiz lemalarda okuyorum. Bakmak isteyen 135'te. Ey esbab perest insan. Yani yaratılışları sebeplere bağlayan, sebeplerle yapılan bir şeyi sebebe bağlayan insan. Acaba garip cevherlerden yapılmış bir acip kasrı görsen ki yapılıyor. Mesela bir saray düşünün. Acip bir saray. Şimdi örnek de giriyor. Ama o sarayın her bir taşı ayrı bir ders bu. Ayrı cevherlerden yapılıyor. Yani çok ilginç bir şey. Hem Ene'yi de anlatacak. Hem Tevhid'i de anlatacak. Hem haşrı anlatacak, hem insanın bu dünyadaki konumunu anlatacak. O hem de tevhiddir yani. İlginç bir yerdir. Bak, acayip bir saray düşün. Saray nedir? Saray yani. Büyük bir bina. Yani padişah sarayı. Burada ne diyorlar ona? Palas. Palas. Kış. Yok, Almanca değil. Palas. Palas. Böyle bir ama saray ama özelliği şu. Her bir taşı müstakil. Yani birbirine benzemiyor. Yani tuğlayı koyarsın. Bir tuğla bir tuğlaya benziyor ama bu tuğlalarla bina yapılıyor ama her bir tuğla farklı. Hepsi farklı. Biliyorsun. Onun binasında sarf edilen cevherlerin bir kısmı o bina yapılırken mesela şuradaki bir saray yapılıyor. Bu saray yapılırken böyle bir sarayı, binanın o bir cevheri, bir taşı Çin'de bulunuyormuş. Bir tane taşı. Ya bir cins. O da sarayda bir yerde kullanılacak bir taş. Çin'den getirdiler. Diğer kısmı Endülüs'te. İspanya demiyor. Çünkü tekrar İspanya Endülüs olacak da ondan. Endülüs'te bulunuyor. Endülüs İspanya. Bir saray düşün bak mevzu misalle gidiyor. Bu sarayda kullanılacak malzemenin istista bu da Endülüs'te bulunuyormuş. İspanya. Bir kısmı da Yemen'de bulunuyormuş. Dünya haritasına bakıyor musun bak. Çin, tam tersi İspanya, Yemen, bir kısmı da Sibirya'da. Başka bir yerde bulunmuyor. Yemen, Sibirya. Yani dünyanın her yerinden oraya has cevherler getirilip böyle bir saray yapılıyor. Binanın yapılması zamanında aynı günde şark, şimal, garp, cenuptan o cevherli taşlar kolaylıkla celp olup yapıldığını görsen. Aynı gün takti hepsinden geliyor. Kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan. Aniden hemen kolaylıkla gelip bina yapılıyor görsen. Hiç şüphen kalır mı ki o kasrı yapan usta, o kasır yani sarayı yapan usta bütün küreye arza hükmeden bir hakim-i mucizekardır. Yani şüphe olur mu artık? Demek ki Çin'den getiriyorsa demek ki Çin'e de hakim. Yani bir mal ithal gibi değil. Yani orada o mal olduğunu bilmesi lazım. O cevherlerin imal edildiğini bilmesi. Yani Çin'i bilmesi lazım ki o malzemeyi burada kullanılmayı bilsin.
veya hayal ettiği sarayın, planladığı sarayın malzemesinin bir tanesi Çin'de var. Nereden biliyorsun? Demek ki bu usta bu bütün o dünyayı biliyor. Hakim ki bir adı da alıyor. Çin'dese ki vermiyor. Aynı anda geliyorlar. Çin'den de İspanya'da da geliyor. Ondan sonra kuzeyden güneyden sen bir su iç istersen. İlik su. Geliyor. Bir anda. Neyi gösteriyor? Bir. Bu usta her yeri biliyor. Bu usta her yeri biliyor. Ne malzeme olduğunu biliyor. Planına uygun işi yaradığında biliyor. Aynı zamanda oralara hakim pat diye getirebiliyor. Örnek bitti. İşte her bir hayvan, şimdiki saraylar öyle değil. Koy taşı, taşı koy, taşı koy, taşı koy, beton koy, çerçeve koy. Yani aynı şeyin tekrarı. Beton. Yani arkadaşlar her bir parçası diyoruz, biri birine benzemiyor. Böyle bir saray. Ve her bir parça da dünyanın bir yerinde var. Şu parça şurada, şu parça onun yanındaki parça da şurada, şunun yanındaki parça da şurada, şuradaki parça da şurada. Dünyada bulunuyor. Böyle. Aynen bu örnek gibi her bir hayvan öyle bir kas-ı ilahidir. Her bir hayvan da böyle Allah'ın antika böyle bir sarayıdır. Bak bakalım hayvandan bak ne kullanılacak. Hususan insan o kasırların, o sarayların en güzeli ve o sarayların en acayibidir. Saray. Sarayı biliyorsunuz bir yerde temel atarlar. Fabrikalarda öyledir. Fakat insan ve hayvanın temeli yoktur. Seyyardır. Çok antika bir kasırdır hayvan ve insan. Bak kullanılan malzemeye gireceğiz. Sizde kullanılan malzeme. Bende de kullanılan malzemeye bakacağız. Ve bu insan yani peki ne işimize yarayacak? En azından insanda kullanılan malzemelerin ne kadar değerli olduğunu, bu değerli malzemelerle yapılan insanın sarayın böyle hayvan bağlamak için böyle bir saray düşün ki dünyada eşi ve benzeri yok. Yani sorarlar adama, padişah mı kalıyor? Yok, sığırların ahırı yapmışlar. Saman lekosu yapmışlar. Nasıl kaşırlarlar bunu? Tuhaf ya, bu manyak mı adam ya? Dünyada eşine benzeri yok. Mesela Beyaz Saray düşünün Amerika'da. Sığırlar. Sığırlara kurban gitsin, sığır bile olamazlar ama. Sığırların ahırı olsa. İnsanlar yerine hayvanları orada. Koysak. Ne olur? Tamam. Tuhaf mı? Şimdi mesela bu halı koltukları görüyoruz. Bunu sığırı bağlasak. Çift cam falan. Klima. Falan. Koltuklar. Koltuklar. Sığır. Tuhaf olur yani. Böyleyiz işte. Güldük ya kendimize güldük. Niye bak böyleyiz? Bak saraya bak, neyi oturtacağız? Kimi bağlayacağız içeriye? Kardeş, oturabilirsin. Ve insan denilen sarayın, bak insan denilen bir saray, bak şimdi, cevherleri nereden geliyor? Bak sende kullanılan malzemeye bak şimdi. Bir kısmı alemi ervahtan. Ne demek? Ruhlar aleminde. Ruhlar aleminde. Ötelerden. Burayı inşa. Çin'den, Endülüs'ten değil. Bizdeki malzeme mi bu? Malzeme. Başka yerden gelmiş. Sendeki malzeme. Sen değilsin o. Bir kısmı seni inşa etmek için Allah malzemeyi bak nereden getiriyor. Alem-i ervahtan. Mesafe yok. Mekansız, mesafesiz bir yerden. Mesafe yok. Bizdeki bu ruh... buradan geliyor yani. Kaynağı dünya değil. Değil. Şimdi bak arkadaşım. Bu neydi Bülent?
Ananas. Ananas mı? Zencefil. Zencefil. Ananas. Sen diyor. Bir yerden çıkıyor. Nereden çıkıyordu bu şey? Sen biliyorsun. Nereden çıkıyordu okudunuz? Çin ve Hindistan. Bak yeri belli. Öyle mi arkadaşlar? Tamam. Bu benim Suriye'den getirdiğim ot. 7 tane madde var. Şey ha, Allah ondan razı olsun. Allah'a da hamd olsun. Sesim noktasında 7 tane şey var. Alerjim burun ve boğazıma çok iyi geldi. Suriye'de bir şey. Kaynağı o. Tamam. Yani niçin gösteriyorum? Kaynağı orası. Peki senin ruhunun kaynağı? Kaldırıyorum ruhu. Nereden? Suriye'den. Zencefil Hindistan mı dediniz? Evet. Ruh? Doğarken kullanılıyor. Sen doğabilmen için inşa ediliyorsun orada. Anne karnında inşa edilirken kullanılan malzeme. Ruhların, ruhlar, ruh malzemesi ruhlar aleminden. Hayalimiz alemi misal. Alemi misalden hayaliniz dünya cinsinden midir? O hayale bakılarak kamera imal edilmiş. Ya hayali yapan nereye bakmış? Radarlar kartala bakılarak yapılmış. Ya kartalın gözünü yapan nereye bakmış? Deniz, savaş gemilerinin veya balık gemilerinin denizin dibini tarayan radarı var. Sonar sistemi deniliyor. Denizin dibini tarıyor. O sonar. Nereye bakılarak yapılmış biliyor musunuz? Yunus'un gözüne bakılarak yapılmış. Ben de soruyorum. Hep bana mı soracaklar? Yunus'u yapan nereye bakmış? Yani sonar sisteminin kaynağı Yunus'sa, Yunus'u yapanın zatın, Yunus'un gözünün kaynağı neresidir? Nereyi gösteriyor? Bir yere bakmamış. Uçağa kuşa bakmışlar. Ama kuşu yapan bir yere bakmamış. İlk ve misalsiz, örneksiz, misalsiz, modelsiz, numunesiz, maddesiz, mukayesiz, takdesiz, plansız, projesiz, mühendisiz yapmak. Ve ilki son yapmak. Uçak daha gittikçe daha güzel olacak. Ama kuş kesinlikle kuşa yetişilemiyor. En azından uçakla kuş arasındaki en bariz fark birisi canlıdır, birisi cansızdır. Arasındaki fark sonsuzdur. Canlı ile cansız arası sonsuzdur. Bakın yine gelelim sarayımıza. Sen inşa edilirken bir kısım malzeme ki ruhu, ruhlar aleminde malzeme ki yok. Dedim ki Suriye otu, Hindistan zencefili, Türkiye şesi, Greyfurt'u. Ye. Ruh. Söyle bakayım memleketini. Ruhlar alemi. Ruhlar alemi. Hayalimiz alemi. Misal. Kullan. Bak sende kullanılmış bunlar. Hafıza. Misal, hafıza. Levh-i mahfuz mu? Levh-i mahfuz. Bak kullanılan malzemelere bakın. Getirilen memlekete bak bir de. Şu değere bak arkadaşım. Şu şahsiyete bak yani. Yani sana verilen değere bak. Yani bir tuğla cinsinden bir şeyle inşa edilmemişsin. O zaman onların varlığını nereden biliyoruz diye soru gelirse bizdekiler onların varlığını ne gösteriyor. Bizde var ki onlar da var. Var. Mesela güzel söyledi. Ruhlar alemi var diyoruz. Nereden biliyoruz? Delilimiz var mı sen? Niçin? Gelen, geldiği yerin en güzel delili değil midir? Bak gelen, mesela birisi bir yerden geldi. Ondan sonra ve şöyle diyeyim. Bir yerden geldi, baktık üzerinde sigara kokuyor. Nereden gelmiştir bu? Kokucu dükkanından olabilir mi? İçerisi sigara kokuyor, üstü. Nereden gelebilmiş? Kokucu dükkanından mı, kahveden mi? Sigara içilen bir ortamdan gelmiştir. Nasıl anladın onu? Üzerindeki kokudan.
Sevgili kardeşim, üzerindeki sigara kokusundan, gül bahçesinden gelir diyebilir misin? Hayır. Diyemez. He? Hayır. Diyemezsin tabii. Üzerinde sigara kokuyorsa arkadaşım, gül fabrikasından, gül bahçesinden geldi diyemezsin. Çünkü koku kaynağında, sen desen ki, ya bu sigara içinen bir kokudan geldi. Kim görmüş? Gidip de gelen mi var? E var işte, ha koku. Koku kaynağından bahsediyor. Koku kaynağından bahsetmiyorum. Soruyorum bana. Koku olsun, eşya olmasın, o mümkün mü? Koku var, kaynak yok. Yani balık kokusu var, balık yok. Patates kızartılıyor. Pomes diyorlar burada, değil mi? Fakat pomes yok, koku var. Gölge var, eşya yok. Aydınlık var, lamba yok. Böyle bir şey olur mu? Çok mu zorlandı ne demen için? Peki, balık var diyorum, koku var. Ya bir bana göster. Görmüyor musun kokuyu? Koku varlığına kesin değil midir? Ona hayvan bile, köpek bile kokuyla avına gitmiyor. Çamların arasını aramıyor mu? Bulmuyor. Köpek bile demiyor ki, görmediğime inanmam canım, ne avı varmış, bıldırcın varmış. Ne bıldırcın ya? Bırak bıldırcını. Sahibi de dese ki, köpekciğim, niye böyle yapıyorsun? Köpek dese ki, ben görmediğime inanmam. Ateist olsa o avcı, köpek dese ki, ben görmediğime inanmam. Ulan kokuyla niye gidemiyorsun? Dese. Bu sefer köpek dese ki, ben bir kokuyla o avıma gitmemi söylüyorsun da, bu kainattaki koku yetmiyor, renk yetmiyor, tat yetmiyor, marifet akılla aldın, kalple sevdiğin, dokunduğun, yediğin, içtiğin, şöyle merkezine sen niye gidemiyorsun o zaman? Dese ne diyeceksin o köpek sana? Yani buradaki kokular ahireti mi? Ahireti işaret ediyor. En kesin delilidir. Soruyorum, bu dünyadayken ben, bu dünyanın malzemesi yok bende. Ruh, dünyanın mı? Bak, Suriye'den dik geldik dedi. Ben aldım Suriye'den bunu. Bunu Hindistan'dan. Ruhu mu? Ruhu nereden aldın? Bak, İstanbul'dan. Van'dan. Londra'dan. Neden aldın? Ha diyeceksin ki, yok bende. Ha o zaman başka. Seni vallahi zahra. Var. O zaman bu dünya malzemesi değil. Bir koku, bir ses mesela. Birisi kıyamet koparıyor. İmdat diye var. Veya kaza oldu. Tak 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 tak. Camdan bakmayız mı? Ne oldu değil mi? Peki oturuyor musun? Vallahi kim görmüş ya? Allah varlığına, varlığının iz düşümü değil mi? Aynı bunun gibi. Ruhlar ruhlar aleminin en güzel delili ne oldu şimdi? He Yusuf? Ruhlar aleminin delili ne oldu? Bizdeki işaretleri. İşaretleri. Ruhları. Ruhumuz. Peki, her şey muhafaza ediliyor. Kayıt altına alınıyorsunuz diyor Allah. Allah'ın delili nedir? İnsan. İnsandaki? Bizdeki hafıza. Hafıza. Sen anlıyor musun her yaptığını? Her yaptığımız hafızamıza kaydediliyor mu Oğuz? Hafızamızda kaydediliyor. Bugün hatırlamıyor musun yaptığını? Hatırlarsın. Peki Allah da diyor ki, ben bütün amellerinizi kaydediyorum. Onun delili de sana bir tane kamera koydum. Hani polis kamera koyar ya sokaklarda. Hem oraya kaydedilir, aynı zamanda uydu vasıtasıyla, o kamera vasıtasıyla merkeze kaydedilir. Uyduların kablosu, sokak kameralarının kablosu yoktur. Kameranın üzerinde bir anten gibi şey var, anten yok. Verici. Tabii bu üzerinde yanıtıcı, ehli söyledi de bana. Hocam diyor, ufak bir şeydir ha bu kadar. Koyar dedi, anteni yok, bağlantısı yok. Bir, onun hafızı çipiyesine, yani çipine kaydedilir. Yetmiyor, aynı anda o uydu ağacın dalına, elektrik direğine veya
otobüs duraklarının reklam panosu var ya, reklam gibi gözüküyor ama kameralı içerisi. Eylül söylüyordu bana. Bu aynı zamanda uyduya, uydudan emniyet merkezine bir insanoğlu bile ufak bir aletle uyduyla ta merkeze taşırsa, hafıza şey misal, sokaktaki kameraya misal, tamam mı? Uydu da lef-i mahfuz. Oraya kaydediyor. Kara kutu da hani hafıza gibi. Hafıza, kara kutu da. Fesplate. Hafıza gibi. Beyin diyor zaten. Bilgisayardaki her şey orada. Şimdi, ha demek ki Allah neyi iddia etmişse, söylemişse hepsinin vücudumuzda, ruhumuzda var. Sonra kullanımlara bakalım. Diğer bir kısmı da hava aleminden. Havadan. Sonra bir kısmı nur aleminden. Nur alemini güneş ama güneş değil. Güneş de var içinde. Mesela aklın nuru, kalbin nuru, hayatın nuru, şuurun nuru. Ama biz güneş diyelim. Oralara girmeyelim. Güneş. Aydınlık. Şimdi gözümüzü kapatalım. Gidelim karanlık. Kafamız karanlık. Hayalin gidelim. Ooo bir sizin gençler. Çoğunuz top oynuyorsunuz. Değil mi? Hem de takımda yani. Sokak topları mı değil mi? Bunlar şey elemanı. Nerede o bir tanesi vardı? O var. Volkan yok. Volkan nerede? Ha. O gitti. As şeyinde. O da öyle. Sokak şeyinde onun için. Bu sokaklarda var Türkiye'de. Bazı yerlerde yeşil saha kapalı. Halı saha. Var değil mi burada da? Şimdi gözümü kapattım. Halı sahadaki akşamda lamba yanıyor. Zeytinburnu dersen karşısında var da böyle. Böyle güneş gibi yapmışlar. Şimdi bak kafamda hayalen halı sahaya gittim. O kadar aydınlık ki. Allah Allah. Bak asayi diyorum. Söyle diyor. Gördün mü? Karanlık kafada aydınlık. İstediğini seyredersin burada. İstediğini. Ceren yok, CD yok, film de yok. İstedim. Hani sen televizyonlarda vesairede filme mahkumsun. Ama ben kuruyorum bu filmi. Kuran da ben, seyreden de ben. Hayalla mı bu? Hafızadaki malzemeleri kullanıyorum. Yusuf'u kullanırım, istediğim gibi ayağını çeviririm. Çıplak yaparım, kafası kesik yaparım, ayağını keserim bakarak. Kesik kolu, Yusuf girdi kapıdan. Allah bak, sol, evet, sol eli yok. Çok acayip. Allah'ın halk etmek sıfatına insanda nispi bir hakikat bu. Hayalen istediğini halk edebilir. Halik ismine mi bakıyor? Halik ismine bakıyor, yapıyor yeniden. Bak senin sol kolun kopuk değil. Ama bak şimdi, sol kolunu koparttım. O bir ayağı da yok. Seni diyorum sen. Yalan değil ha, aynen seni diyorum yine. Tak abi geri. Tamam. Abi peki bundan mesuliyet var mı hayalen kurduğumuz o filmler? Eğer edep dişi olursa, şeydir, cihazları kötü kullanmanın şeyi var ama günah yoktur. Ama fıtratını bozmanın şeyi var. Mesela diyelim ki o fıtrat hayır işleyecekti, onun kabiliyetini yok ettin. Yani şöyle diyeyim. Bu da işinize yarar ama öyle misal vereceğim ki, vereyim ki ben, işinize yarasın. Kul hakkı var deniliyor değil mi? Kul hakkı Yusuf. Evet. Mesela sen benim hukukuma tecavüz ettin. Ben de sen ki helal et. Bu nedir? Dinimizde tamam. Halk bu kadar bilir. Burada bitmiyor. Mesela bu devlette adam adam olursa, ben hakkımda vazgeçtim, helal ettim dese,
Cumhuriyet Savcısı Ahmet Davası açmaz mı? Açar. Sen evet önünün şeysin ama bu benim vatandaşım. Aynı bunun gibi de kul hakkı kuldan helal edebilir ama Ahmet Davası'nı açıyor Allah. Fıtratını bozdun. Esma devreye giriyor. O hukukuna tecavüz ettin. Kuldan kul hak kalmıyor ama fıtratını kötü yolda kullanmanın Ahmet Davası var. Esma'nın hakkı var. Esma'nın davası var. Esma mahkemeye veriyor. Beni yanlış kullandı diye. Evet, bir kısmı da hava aleminden, nur aleminden, anasır aleminden geldiği gibi. Mesela vücudumuzda kullanılan, şu anda bilinen 108 tane element var. Ama 108 tane element biliniyor diye o kadar değil. Hala bilinmiyor. Elementler. Demir diyorsun ama biraz da içerisine girsen içeriğine, Allah bilir 7-8 tane element de var orada. İnsanda kullanılmış. Şimdi bak kullanılana bak. Bak bir malzemeden söylüyorum. Çok ilginç bir malzeme. Bunu da yakalamanı istiyorum. Evet. Bak. Hacatı ebedi uzanmış. Kullanılan malzemeye bak. İhtiyaçları, arzuları ebed. Yani bu bir malzeme. Arzu. Ümit senden arzunu söküp atsak ne isteyeceksin ki? Kalmaz. Hiçbir şey kalmaz. Bak kullanılan malzeme gördün. Arzu. Senin arzun ne istiyor? Öbet istiyor. Başka kullanılan malzemeye bak. Emellerin semavat fazın aktarına intişar etmiş. Emeller var. Emel. Meyiller. Arzular, karşılıklar. Hedefler. Evet. Mesela çocuk sana dese ki, abi gel pantolonundan çıkıyor mutfağa. Lan ne istiyorsun lan? Kemal senin Adem'in çocuk. Baba gel. Biraz önce gördüğüm için söylüyorum. Baba onu ver. Lan oğlum ne vereceğim? Baba gel onu ver. Mutfakta bir şey gördüm. Lan oğlum gel baba ısrar ediyor. Sen demez misin ki Allah bilir ne gördü gene? Gördüğünü ister değil mi? Evet. Görmediğini nereden bilecek? Mesela şimdi hiç hayatta yemediğiniz, bilmediğiniz, duymadığınız bir yemeği isteyebilir misiniz? İstenmez kardeşim. İstemek için bilmek lazım. Öyle değil mi Hasan abi? Hiç bilmiyoruz. Hiç görmemişiz, duymamışız. Adını da bilmiyoruz. Böyle bir yemek istenir mi? İstenmez. Eğer istiyorsam ya duymuşum, ya görmüşüm, ya birileri söylemiş. Peki ahireti biz istiyor muyuz? İstiyoruz. O zaman... Biri, ya görmüşüz, ya oradan gelmişiz, ya birisi bizim o isteğimizin karşılığı olan şeyi bize ifade etmiş. O ki yok, ahiretin karşılığı bizde yok. Biz niye ahireti istiyoruz? Burada karşılığı var. Evet, yani mesela Allah Allah. Ne güzel kokuyor ya. Ne kokuyor ya? Kızartma var kardeş. Oğlum hepten acıktım ya. Kokuyla hemen iştahın açılmadı mı? Hemen kızartmaya gittin. Peki ahiret. Ne kokuyor? Ahiret ya. Nasıl ahiret? Ona kafana mı vurdu ahiret? Allah bir anda her yerde olmak. 6 yaşında yeğenim var. Amca niye namaz kılıyor dedi. Şimdi Allah rızasını anlatamam ona. Dedim ki cennet var dedim. Amca ne var orada? Vallahi öyle bisiklet var ki dedi. Çevirme yok. Amca nasıl dedi? Öyle niyet ediyorsun dedim. Çevirme de yok. Havada uçayım buluttan. Amca çıkar mı diyor buluttan? Tabii çıkar. Yetmiyor. Suyu yetmiyor. Suyun üzerinde. Ya ben insem diyor. Suyun üzerinde. Batmaz yeğenim. Batmaz. Sonra Allah dedi falan oturttu. Sonra o cennetteki bisiklet suyun altına giriyor. Sonra ben dedim okyanusta gittim suyun üzerinde. Sonra bir geldi ki dereye akıyor. Merak ettim dağlara. Böyle bir sudan böyle. Aha. Hiç dedim o şelale. Şelaleden de çıkıyor.
Sonra acıktım dedim, sepeti var böyle. Çikolata dolu dedim. Arkasına meyve suları böyle. Acayip şeyler falan. Şimdi bunun alemindeki şey ne mi? Abi ne zaman gideceğiz diyor. Ne zaman gideceğiz? Hemen namaza durmadım. Geldi ben de zaten. Geldi ben namaza evet, geldim. Yani namaza iştahını artırmak için oradaki güzel şeyleri ona... Tabii onu, onun onun iç alemine girerek onun taleplerini hissedip ona ifade etti. Şimdi... Kardeşim... Hatırlıyorum da ufakken babam derdi, bu çikolatayı yersen uçarsın. O zaman 5-6 yaşındaydım. Bol bol çikolata yerdim o zaman. Hatırlıyorum. İnanmıştım da. Allah Allah. Çünkü zarifti mutlaka. Güçlenmesi için. Demek ki kullanılan şeylere bakın. Emeller, arzular, rabıtalar. Bir de beni acayip yapan rabıta. Rabıta. Rabıta nedir biliyor musun? Hani ip misalini veriyorum ya çok. Mesela ipi buradan tuttum. Baktım gergin. Neyi gösteriyor? Ümit tutuyor demek. Ha, insanı oraya bağlamış. Ahirete. İnsanı bağlayan nedir? Hatta konuşmalarımızda yani cennet gibi bir yer ya. Değil mi? Rabıta sonuçta hayalen gitmek değil mi? Hayal da bir rabıtadır. Ama mesela fikir bir rabıtadır, his bir rabıtadır, duygu bir rabıtadır, midenin ihtiyacı bir yemeğe rabıtadır, bağlar seni. Zevk bir rabıtadır, sevgi bir rabıtadır, aşk bir rabıtadır, korku rabıtadır. Başka şeye bağlıyor seni. Yani bağlayan ip. Eğer o bağlama olmasa telefon konuşamazsın ki. Şimdi cep telefonları var. Bağ yoksa nasıl konuşuyorsun? Eskide kablo vardı. Öyle mi? Şimdi kablo yok. Cep telefonu. Peki nasıl konuşuyorsun yani? Uyduya, bazı istasyonlar uyduya, oradan bazı istasyonlar sonra kişiye. Tırıt tırıt. Bir insan böyle yapabilirse, yapılan beyinle, Allah'ın sanatı nasıl olur? Görüyor musun? Hazreti. Şimdi mesela desen ki, cep telefonu açtım, dışarıya ses veren telefon. Açtım size, bazen de yapıyorum ya, antika kişiler oluyor. Oradan da müsaade alıyorum. Açıyorum. Ses duysanız, görmediğiniz halde onun varlığını kabul etmek zorunda değil misiniz? Peki bir ses, cep telefonundaki bir sesin, onun vücuduna ispat olarak yetiyor da, bu ruhumuzdaki sesler, o alemin varlığına yetmiyor mu delil olarak? O ses kimin sesi arkadaşım? Cep telefonu konuşuyor da adam. Peki, fıtrattaki arzularımız, isteklerimiz yok mu? Konuşmak değil mi onlar? O da bir konuşmaktır. Şu anda var mı o dediğimiz yer? O istediğimiz ahiret, cennet. Peki, şu anda cep telefonla konuşuyor adam, ses geliyor. Şu anda o adam konuşuyor diyebilir misin? Sen de şu anda var mı yok mu beka? Var. Demek ki geliyor. Mesela bağlı kokusu geliyor. Şu anda pişiyor mu, pişmiyor mu? Pişiyor. Pişmesi gelmez. Pişmeyen balık orada kokar mı? Kokmaz, durur orada. Dolmaz mı? Olmayan şeyi zaten hissedemeyiz. Mesela adam yürüyor, gölge var. Ya güneş var mı denilir mi? Gölge neyin gölgesidir? Güneş ispat etmiyor mu? Gölge adamı ispat etmiyor mu? Peki ben, bendeki meyiller, arzular, istekler neyin gölgesidir? Neyin kokusudur? Neyin konuşmasıdır? Neyin sesidir? Oranın sesidir. Ya kesin. Senin fıtratından daha kesindir ahiret. Sen var ya, sen kendin hakkında şüphe ediyor musun? Yok. Sen kendini nasıl biliyorsan ondan daha kesindir ahiret. Niçin? Koku mu öncedir balığın kokusu? Balık mı? Balık. Balık yoksa koku yoktur. Koku balıktan sonradır. Öyle mi? Bakın sizin dünyanızda misaller veriyorum kavramanız için.
Bakın. Balığın kokusu balıktan sonradır. Balık var da pişireceksin koku çıksın. Öyle mi? Ha, o zaman bu koku maddeden sonradır. Kaynaktan sonradır. Öyle mi? Bendeki bu koku, ruhtaki arzular, cennet özellikleri bekadır, sonsuzluktur, her yerde olmaktır, her çeşit şekilde olmaktır. Var mı? Ha, bu ahiretin sıfatıdır. Ahiret değildir. Bendeki olanlar ahiretin, yani balığın dişe vuran kokusu gibi, bendekiler de ahiretin dişe vuranıdır. Benimkiler, benim ruhumdaki bu özellikler ahiretin vücuduna delil olduğu gibi benimki benden de önce olduğuna delildir. Anladık mı bunu? Evet. O kokuyu almak için abi sonuçta bir burun lazım. Evet. O baki ebedi bir hayatı almak için, ahiretin kokusu almak için ne lazım? Normal insan olduğunu yetiyor. Git bir tane sörtariye sor. Sokaktaki. Bu Alman'a. Sana deseler ki Alman'a desen. Din yok. Beka istiyor musun istemiyor musun? Yani iş yerine sor. Sonsuzluk. Hiç yaşlanma yok. Hiç alışma yok. Hiç aynı hayat yok. Her an farklı. Yok der mi? İstemem değil mi? Sonsuz zenginlik. İstemem der mi? İstemem derse niye fabrikada çalışıyor? Her çeşit ihtiyacı karşılanacak. Her an. Ya, demek ki yeter ki sen fıtratına kulak ver. Onun için en büyük yalancılık, en büyük ihanet kendi fıtratına kulak vermemektir. İşte bakın, balığın kokusu balıktan sonra olduğu gibi bendeki istekler de ahiretten sonradır. Sonrakiler de aslın kesin delili olduğu gibi bendeki istekler, arzular, ebed arzusu, sonsuzluk iştiyakı ve emelleri hepsi ahiretten sonra olduğundan benim vücudumdan daha kesindir. Koku ya nispeten balık daha kesindir. Görmüyorum ama balık öteki mutfakta. Görmüyor muyuz? Görmüyoruz. Görmüyoruz. Ama kokudan aldığımız halde koku bize daha yakın. Bak koku bize daha yakın ama kokudan daha kesin. Ama koku bize muhatap. Olsun. Kokudan daha kesin. İşte bu kainat da kokudur, renktir, tattır, şekildir. Allah daha kesin. Anladık mı burayı? Balığın kokusu bize daha yakın. Balık ötelerde görmüyoruz. Ama bu balığın kokusu kendisinden daha kesindir balığın vücuduna. Öyle mi? Aynı onun gibi bu kainat da kaynağı olan Allah bu kainattan daha kesindir. Çok acayip değil mi? Arabanın sesi geldi. Ses bize yakın. Ama arabayı gördük mü? Görmedik. Ses vasıtasıyla araba kesin mi? Sesten daha kesin değil mi? Sesten daha kesindir araba. Ama araba bizden uzak, görmüyoruz. Motor sesi, korna sesi. Bize yakın olan sestir ama arabanın varlığı bizim aklen, fikren sesten daha kesindir, daha öncedir. Varlığın kaynağı odur deriz. Sesin kaynağı odur. Hiç kimse demez, kuş ötüyor. Bu kainat da sestir, sürettir. Mesela film, televizyonda oynuyor. Verici istasyonu inkar edebilir misin? Bu kainat sestir, sürettir, şekildir, tattır, renktir, kokudur. Kaynağı bundan daha kesindir. Çünkü bu kainat sıfatın görüntüleridir. Sıfatın görüntüleri sıfatın kaynağına işaret eder. Sıfat mevsufsuz olamaz.
Allah bu kainattan daha kesindir. Çünkü bu kainat görüntüdür. Bu kainat kokudur. Bu kainat tattır. Bu kainat şekildir. Bu kainat gölgedir. Gölge varsa kesinlikle güneş vardır. Koku varsa mutlaka kaynağı vardır. Peki başka yerlere keşifler yapılıyor dünyada. İşte Mars bulunuyor, bilmem gezegenler bulunuyor. Ahirete de böyle bir keşif, bir evet. bağlantı yapılacak bir şey yok mu acaba? Var tabii. Orayı gösteren bize, cenneti, cehennemi keşfettik, buradaymış diye böyle. Çok güzel. Allah razı olsun. Ağzına bir keşif. Şimdi fikren, ilmen terakki ettikçe oralara geçiyorsun, orayı buraya taşıyorsun. O da imandır. Mesela bir misal vereyim. Namazdayız. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Namazda, her namazın demiyor. Bazı namazlarda lezzet alıyor musun, almıyor musun? Ben kendimden misal vereyim. Dersin makamı olduğu için tevazu benimle alakası yok. Namaza ait. Namaza olduğu için söyleyeceğim. Allah da Kur'an'ı da yemin ettiği için yemin edeceğim. Allah beni kahretsin, yalan söyleyeceksem. Ama bu makamda lazım olacak kadar diyeceğim. Allah'a yemin ederim ki bazen bazı namazında, bazı Kur'an okuyuşunda hiç dünyada bildiğim lezzetlere benzemeyen lezzetler alıyorum. Tanımadığın, bilmediğin. Bilmediğim, dünyada benzerini görmedim. Yalan söylüyorsam Allah kahretsin beni. Sorunun için, bunun hatırına cevap vereceğim. Var mı keşif diye? İman bir keşiftir. İman öteleri buraya taşıyor. Mars'ı bulmak gibi. Şimdi benim söylüyorum o kalpte o okurken namazı veya Kur'an okurken veya o lezzet nedir o? O zevk nedir? Oraların hissiyatı mı? O kapıyı aralıyor, diyor ki namazın sahibi, şu halinden ben senden memnunum, şu halini razıyım, onun ifadesidir o lezzet. Lezzet oranın ifadesi değil midir? Koku balığın delili değil miydi? Koku balığın kokusu geliyor. Tabii. Arabanın kokusu, sesi geliyor. Arabanın sesi geldi, kornası geldikten sonra araba kesin değil mi? Peki bendeki zevk neyin görüntüsü? Neyin kokusu? Cennetin mi acaba? Oradaki. Değil o. O da mı değil? Değil tabii. Daha da öte. Daha da öte. Allah'tır bunun ucu. Yani ipin gerdini artık... Gergi. Bu ip Allah'tır. İp yani. Oraya bağlayın. Gergi ya elindeki ip. Evet. O zaman o tarafa bağlı. Evet. Eğer ip oraya bağlı olmasa ip gergin olmaz, yere düşer. Peki ben namaz kılarken, Kur'an okurken, o hal neyin hali? Neyin görüntüsü? Neyin gölgesi? Veyahut da o Kur'an'ın temas ettiği yerde şahit oluyoruz. Onun tesiri neyin tesiri? Ya mesela hastayı okuyorsun. Hastayı okuyorsun. Hasta kendisini okuyor. Çarpılmış olanlar. Tıp da depresyon deyip geçiştiriyor. Uyuyun yatıyor. Veriyor kapı yutuyor. Ama Kur'an okunuyor. Bunlar neyin görüntüsü? Keşfi. Neyin keşfi? O, yani iman öteleri buraya taşımış olmuyor mu? Delili o. Ya, sen de. İman. Ama imanlarda olur. Peki niye? Sen Mars'ı keşfedebilir misin? Yok. Kim keşfeder? Bilim adamı. Evet. Bilim adamı. Onun adamıysan seni... Ondan sana mesaj gelir. Onun adamıysan.
Biz de Allah'ın adamıysak ki onun adına iman denir. Bilimin adamıysan, Allah'ın adamıysan Allah'takiler ne var sana yavaş yavaş akıtmaya başlar. Oranın adamı olursan. Yani Hazreti Ali namazı gibi değil mi? Hazreti Ali o ayağı da saplanmıştı ya. Evet. Namaz. Öyle bir bağlantılı bir namaz mı? Evet, onun gibi. Ayağına demir battığı halde evet. Çıkarttılar, hiçbir şey hissetmemiş. Bak o tarafı bu tarafa getirmiş. Rabıtaları, bak rabıta, yani o tarafı bu tarafa sıkıldınızsa şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Saat belki ilerlemiştir. Ya tam serbestsiniz. Rabıtaları, yani insanın bu alakaları, alakadır. Mesela güzel bir kokuya hiç kimse götürmez. Kokuya neyi götürürsünüz? Alaka. Alaka ne demek biliyor musun? Çamaşır ipine mandalı takarsınız. Alaka. Bu takke ipe nedir? Alaka. Anne rahminde çocuk da alaka, mutkadan alaka. Yani ipe takılıp asılan, yukarıdan aşağıya duran çocuk da hakikaten böyle duruyormuş. Kan peltisi denmiş ama değil yani. Alaka kan peltisi değil. Kan peltisi yukarıya takılıp yukarıdan aşağı asılana denir. Lan ne alakan var onunla derler ya. Lan niye alakan var onunla? Ne alakanız var? Ne bağınız var? Ne irtibatınız var? İşte alaka şu takkemin çamaşır ipine takılmasıdır. Bu peki nedir? Yukarıdan aşağı. İşte anne kandaki çocuğa Kur'an alaka diyor. Yukarıdan aşağıya. Aşağıda yukarı büyümüyor çocuk. Yukarıdan aşağıya büyüyor. Başı çıkıyor. İşte bu ipe takıldığı gibi niye duruyor ya, ben ipi görmüyorum. Süpürüyü görüyorum. Demez miyim arkadaşım, bu bir yerde bağlı. Ha benim bir şey var. Hala kopmuyor beka. Ruhumu takmışlar demek bir yere. Ruhumu bir yere takmışlar yani. Asıl olduğuna göre ipi göstermiyorum. Benim ruhum da devamlı gergin. Beka istiyor. Fanilik de tatmin değil. Alaka gösteriyor. Yani bağlı. Alakaları dünya ve ahiret etvarında dağılmış bir sarayı acip ve bir kası gariptir. Yani böyle bir acayip bir kasır, kası gariptir ve acayip bir saraydır insan. Şimdiye kadar anlattığımız insan sarayını da bahsettik. Özelliklerini. İnsan. Kullanılan malzemeler. Daha içeride oturandan değil. İçeride oturan padişahtan değil. Daha padişaha girmedik. Evet. Yani saraya dikkat ettik mi? Sarayda bahsediyoruz. Allahu Ekber. Saraydı şimdiye kadar dersimiz. Saraya da bir padişah lazım değil mi? Soruyorum. O sarayın haşmeti ve saltanatına göre bir padişah gerekmiyor mu? He? Gerek. O ne uygun? Ahir görseniz ne dersiniz? Ona ne padişah sarayı demezsiniz. Demek ki sarayın muhteşemliği, azameti oraya uygun bir saltanat iktiza eder. Öyle değil mi? Şimdi insan kasrını bahsettik daha. İçeride oturanda konuşmadık daha. İnsan sarayında bir padişah var. Var. Onun mu var? Evet. Bir birisi var. İnsan var. İki tane masa getir buraya. Bir tane buraya getir. Buraya maddi organlarını koy. Buraya manevi. Tamam. Şimdi sahip çık. Bu kimin? Aa, bu benim gözüm. Bu kulak kimin? Bu benim kulağım. Bu kimin? Bu benim kafam. Bu
kimin? Bu benim ayağım. Bu benim kolum. Bu maddi organlar. Dön bu masaya. Bu his kimin? Benim hissim. Bu benim duygum. Benim duygum. Bu kimin ya bu şefkat? Benim şefkatim ya. Bu benim aşkım. Bu benim gadabım. Bu ruh kimin? Benim ruhum. Kimin ruhu? Kimin ruhu? Benim. Benim. Demek ki ruh değilmişsin sen. Diyen kim? Diyen ruhun arkası. Bu kimin? Benim. Evet. Ben gömlek miyim? Gömleğin arkasındayım. Son. Benim atletim. Atletin arkasındayım ben. Evet. Benim cesedim. Cesedin arkasındayım ben. Benim ruhum. Ruhun arkasındayım ben. O saraya böyle bir ben lazım. O da sensin. Sahibi. O kadar değerlisin ki sarayın bu. İçeride oturanı hayal et. Gel de bu saraya köpekleri, hayvanları sok hadi. Evet. Git de hayvanları besle hadi bu saraya. Doldur boşalt gübre fabrikası. Ne yapıyorsun kardeşim kürekeninde? Mutfaktan bir boru var. Ulan ekmekleri, elmayı, armutu boşaltıyor. Ulan bu deliğe nereye boşaltıyorsun? Bu delik tuvalete gidiyor, oraya boşaltıyor. Vazifen kürekçi mi ya? Mutfaktaki malzemeyi tuvalete boşaltmak için mi ya? Öyle oluyor işte. Boru gibi oluyoruz. Dolduruyorum bu delikten, boşaltıyorum öteki delikten, öteki deliğe. Bu mu ya? Saraya oturacak bu mu? Kardeşim bakımsız olursa saray artık damlar. 15 gün temizlik yapmasan toz olur. 15 gün temizlik yapmasan toz olur. 15 gün ihlas okumasan kurursun, tozlanırsın. Saraya uygun bir efendi koyalım. O kadar değerlisin. Kullanılan malzemeye bak. Arkadaşlar cesetten bahsetmedik ha. İşte kendini insan zanneden insan zannediyormuş. Biz insan değil miymişiz? Peygamberlerin en büyük vazifesi nedir biliyor musun? İnsan insanlardır. Aferin. İnsanları insanlık mertebesine çıkarmaktır. Bak kendini insan zanneden insan. Madem mahiyetin böyledir. Mahiyetim böyledir. Seni yapan ancak o zat olabilir ki dünya ve ahiret birer menzil. Dünya ve ahiret ancak bir oda, bir yer. Arz ve sema birer sayfe. Ezel ve ebed, dün ve yarın hükmünde olarak tasarruf eden bir zat olabilir. Fesuman Allah ya. Şu ebed ezel deyince zaten kafam karıştı şimdi. Ezel ebedi diyor dün ve yarın gibidir. Öyle bir Allah ya. Ne acayip bir şey ya. Allah ne kadar muktedir. Öyle işte. Allah dün ve bugün ezel ve ebedi dünyanın gibi yapmış. Bu kadar kolay. Öyleyse insanın mabudu merceği yani dayanağı mabudu o. Dayanağı, karşılığı, merceği, istinadgâhı, bak, yaslanacağı, halaskârı, kurtuluşumun sebebi o olabilir ki, arz ve semaya hükmeder. Yani bize nasıl şey yapar? Kim bize yardım edebilir? Arz ve semaya hükmeder. Arz ve semaya hükmetmesi lazım. Dünya ve ahireti, dünya ve ukba dizginlerine maliktir. Dünya ve ahirete malik olması lazım. Arkadaşlar bu çizilen dört duvar, merceği ve halaskarı, yani bu dört tane şeyin içinde bulunabilen bir insanda depresyon olmaz.
tefekkürü olan, aslıyla kendini ifade edebilen, kendini Allah ile yorumlayan, kainatla ifade edebilen de olmaz. Onu inşallah yapacağım ben şeyim, bitirmek üzereyim. Evet. Sıkıntı, sabır, vesvese, evham, vehim. Allah'ın izniyle şu bir hafta içinde yapacağım onu. Ondan sonra hoş bir şey olacak yani. Bu hal, yani bu buralara tasarruf edebilen ancak insana malik olabilir ve insanı rahatlatabilir. Bunun dışında rahatlık yoktur. El cevap dünyadır. Bunun delili şu andaki insanlardır. İnsanlık depresyon geçiriyor. Buhran geçiriyor. Çünkü haram kavramı, helal kavramı yok olunca içsel alemdeki denge taşları karışmış oluyor. Yani size kaza sudan bir misal vermiştim. Onun için ben teknik böyle gelişmeleri çok severim, yeni şeyleri. Bizim köye kaza su gelmişti. Bak karışmayın ne demektir anlatacağım. Poligon taşı varmış. Günlerce uğraşmışlar. Köyün bir yerine GPS'te uyduyla sabit bir nokta tespit etmişler. Daha hiçbir toprak kaza su gelmeden. Sabit bir taş. Çok sabit. Onun adına poligon taşı demişler. Sonra bütün ölçüleri ona göre yapmışlar. Şu taşlar, mesela limanda bir tane gemilerin bağlandığı yere baba derler. Ondan baba denmiş. Ama bazı gemilerin metresi, halatı 50 metre. Bazı 30, bazı 40. Ne kadar halatın uzun kısalsın önemli değil. Ama bu babanın etrafında dönüyor. Kız da bu babaya bağlı, oğlan da babaya bağlı. Hanım da demek o baba ondan geliyor. Bu da böyle. Merkezi yani. Merkez. Merkezi bir baba yoksa, yani poligon taşına göre buradan buraya. Peki dedim ki Erol Bey, şu poligon taşını 10 santim kaydırsam ne olur dedim. Yani ben öğrenmek için soruyorum. Hocam dedi, eğer poligon taşını 10 santimetre kaydırırsan en son uçtaki o dağ var diye ölçtük. O denizde gözükür, deniz dağda gözükür dedi. Oradaki yansıma odur dedi. Ben sana böyle bir misal vereyim. En ufak açı sonsuzluğa doğru nihayetsiz bir açıyla gider. Arkadaşlar, içsel alemde kaos olmasının sebebi poligon taşının veya babanın, baba direğinin yok oluşundan, bütün duyguların birbirine karşı müstakil duruşundan kaynaklanıyor. Birbirine karşı hücum eden bir vücut düşünün. Mikropla birbirine hücum ediyor. Yani farklı, birbirinden farklı olan his ve duyguları belirli bir armoni ve senteye getirilmese, mesela müzik orkestrası diyoruz. Her bir alet farklı ses çıkarır ama notası aynıdır. O zaman armoni olur. Ama her bir alet farklı notayı vurursa dezarmoni olur. Orada gürültü olur. Hepsi aynı havadan vurursa. İşte bir müzik aletlerinin olduğu oda gibi düşünün içini. Her bir alet kendi hakimiyetini sağlamaya çalışıyor. Bu onu susturmaya çalışıyor. O da onu susturmaya çalışıyor. Orası ne olur yani? Oradaki kafa ne olur? İşte depresyon dediklerimiz. Kısaca ifade ettim. İçsel sıkıntı, buhran, birbirinden kopuk duygu ve hislerin cevheran ettiği bir ruhtan haber veriyor. Yani poligon taşı yok. Yani haram kavramı yok. Haram kavramı helal ölçülerini getirir. İlk önce haram getirilmiş. Farz getirilmemiş. Yap yok ilk önce. Yapma. Mesela yeme. İlk. Bundan yeme. Geldi dünyaya. Allah'a şirk koşma. Tamam. Böyle haram kavramı var ya, kavram. Yani tamamen düz yaşayan insanın içi de düzdür. Düz olursa nasıl ki seni engelleyen şu cennette yapma, giremezsin, ayıptır ya, yakışmaz sana. Larin yoksa senin içinde de yoktur. İçinde de yoksa nasıl birbirine giren duygularla, çatışmalarla şahit olacaksın?
kaos ve fırtına başlar. Onun adı tıpta içsel depresyon, buhran, bunalım ve strestir. Budur. İşte mevciye de yok abi. Evet. Sabır nedir sabır? Sabır sabretmek falan değil. Tabi o halk arasında da biz şey konuşuyoruz. Sabır ise o farklı farklı his ve duyguları bir armoni manasında, bir orkestra şefi var böyle, iş yapar ya böyle. Böyle bir şeyler yapıyor, aynı şeyi vuruyor. Sabır ise budur. Yani hepsine aynı notayı vurdurtmaktır. Hepsinin üzerine sabır bir kuvvettir, bir enerjidir. Bir anlayış değildir. Bir enerjidir. Sabır kuvvetini diyor ustam. Sabır halini demiyor. Kuvvet, enerjidir. Potansiyel enerji var. Kinetik enerji var. Statik enerji var. Bir sürü enerji var. Sabır bir enerjidir. Bu enerji ne yapar? Farklı farklı parçaları bir bütünlük haline getiren bir enerjidir. Eğer bu enerjiyi sen kanalize edersen bir taraftan, akıtırsan barajın suyu bir yerde, orada istifade edemez. O zaman her bir çekirdek, her bir ot kendi başına kalır ve kurur. İşte sabır demek, bu fıtratta bulunan his ve duygu ve latifelerin birbirine karşı dengeli duruşunu sağlayan enerjidir. Ha onun adı da tıpta enerji, sinir boşaldı diyor. Doğru. Mesela barajda su vardı, sulayacaklardı. Önünü bir anda açtın. Ne oldu? Kar yerine zarar oldu. Ha boşaldı. Tıpta sinir boşaldı. Bizde sinir yani sabır kuvvetinin kanalize edilip bir noktada darmadağın edilmesidir. Ama o sabır kuvvetini birbirine bağlama noktasında kullanırsa armoni olur, denge olur, Mustafa olur. Bunu da Mustafa, istifa Mustafa. Yani Peygamber Hazreti Selam'ın 55 tane ismi var. Aslında 55 tane sıfatı, Kur'an'da öyle. O sıfatın ifadesi isimli olmuştur. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam birbirine zıt olan duygu ve latifelerin hislerini birbirine karşı dengeye getirmiş, hissiyatından, nefsaniyetinden sıyrılmış, istifa etmiş, armoni olmuş, dengeye gelmiş, estefa olmuş. Böyle bir şahsın istifa edip estefa olunca Mustafa diye anılmış. İstifa, estefa, Mustafa. İstifa, estefa, Mustafa. Yani armoni, yani denge insanı demek. Mesela bir dengesinden bahsedeyim. Sen gideceksin, Allah ile görüşeceksin. Allah ile Miraç'ta görüşeceksin. Bütün alemleri göreceksin. Bütün her şeyin kaynağı çekirdeği sen olduğunu bileceksin. Nur-u Muhammed'i. İlk önce benim nurumdan yaratıldı diyor. Geleceksin. Oradaki insanlara ve bu kısım bedevilere kanaat edeceksin. Ve dengeyi bozmayacaksın. Ola benim cebimde biraz para aldım, yürüyüşüm değişiyor, konuşmam değişiyor, gömleğim değişiyor, arabam değişiyor, oturduğum ev değişiyor, mahallem değişiyor, akrabam değişiyor, yeni akraba yapıyorum ya. Para olunca her şeyim değişiyor, konuşmam değişiyor. Şimdi cebimdeki para bana böyle yaparsa, ruhundaki mana, ruhundaki Allah'a, oralara gireceksin. Ruhunda o alemleri yaşayacaksın, geleceksin de Arabistan'da kanaat edeceksin. Fesubhanallah. Ulan ben biraz bir şey bildim mi? Öyle olmaz. Yapma kardeşim. Otur öyle. Böyleyim yani. Ya Resulullah. Acayip bir şey. Kalkacak. Bir normal vatandaşa kendi kazanın üzerine oturacak. Ulan ben nasıl bu gümlemi çıkartıp senin üzerine oturacağım? Böyle bir şey yapar mıyım ya? Bu böyle bir adam. Bu denge yani. Zaten aklım alınmış yani. Ben onlar girdim zaten dengem bozuluyor. Peygamber deyin ki ben nasıl böyle bir dengeli ya? Böyle bir denge olur mu ya? Nasıl yapıyorsun ya? Nasıl yapar ya? Yapamaz mı insan? Yapamaz. Yapmış o semavi destek alıyor. Olamaz. Kardeşim olamaz. Cep telefonundan başka yerden öflemeseler cep telefonundan ses çıkmaz. Olmaz kardeşim. Cep telefonunda kartın yoksa demir yığınıdır. Ne işe yarar? Kontür yani. Kontür değil, kart. Hiçbir şey. Ne işe yarar? Hiçbir şey.
Kardeşim, insanda, insanın ruhunda iman kartı yoksa hiçbir şey yaramaz. Cep telefonunun kartı yoksa aç çöpe onu. Kart. O zaman ruhuna da bir kart tak, baz istasyonuyla görüş. Herkesle görüşebilirsin. Numara var mı? Var. İman numarası. Bu 15. şuada imanın mertebesini numara aldıktan sonra diyor, numara diyor. İşte burada diyor, kartı deyince o aklıma geldi. La ilahe illallah kelime-i kutsiyesiyle kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmek. Ya. Bir de oku. Bir de la ilahe. Yukarıdan alayım. Madem dünya hayatı ve cismani yaşayış ve hayvani hayat böyledir. Hayvaniyetten çık. Hayvaniyetten çık. Cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına gir. Kalp ve ruhun dereceyi hayatına gir. Allah Allah. Tevehhüm ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir daire-i hayat. Allah Allah. Bir alemi nur bulursun. İşte o alemin anahtarı, kartı. Kart. İşte o alemin anahtarı, kartı açan, marifetullah ve vahdaniyet sırlarını ifade eden La ilahe illallah kelime-i kutsiyesiyle kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir. Telefonun şifresi olur ya. Evet. Kartı takılır. Zaten ben o numarayı ezberden demedim. Numara burada diyor. Yani kartın numarası da olur ya. Kart ama ne numarası bak. Abi size numara söyleyeyim bak. Bak şimdi. Nur iman gözlüğüyle bakarsa insanların kainat sergisine teşhir edilen garip, acip kudretin mucizelerini görmek ve mutala etmek için Sultan Ezel tarafından gönderilmiş mutalacı olduklarını anlar ve bunlar o mucizenin dereceyi kıymet ve azametine ve Sultan Ezel'in azametine dereceyi delaletlerine kesbi vukuf ettikleri nispetinde derece ve numara aldıktan sonra yine o Sultan Ezel'in memleketine dönüp gideceklerini anlar ve bu anlayış nimetini kendisine ilas eden iman nimetine elhamdülillah diyecektir. Demek ki iman kart veriyor. O numara iman mı oluyor? Yok, o numara kart numarası. Yani imanın mertebesi. Mesela diyelim ki telekomdur, bilmem ne şirketinin kartı var. Ama karta bak, hangi numara kardeş? Hangi numaradasın? Hangi numarasındasın? Hangi seridesin? Bu iman tamam da o şirkettensin de biz Allah'ın şirketindeyiz. Ama hangi seridesin? Yani taklidi mi, tahkiki seride misin? İcmali mi, tafsilli mi? İlmel yakin, anel yakin, hakka yakin. Yani ya Rabbi imanımız ilmel yakin, hakka, aynel yakin, hakka yakin, şuhud iman mertebesini nasip etti ya Rabbi. O zaman herkeste bir seri numara var. Seri numara var tabi. Yani ehadiyet şeyiyle. Tabi. Herkeste bir numara var. Sözleşme mi Hasan abi? Sözleşme. Sözleşmeyi hangisini yaptı? Evet, burada ne diyorlar ona? Tarife. Fetrak. Fetrak. Tarif. Mesela abim dediği gibi tarif. Tarif. Fetrak yaptı. Bu Arapça. Fetrak yaptın ama hangi tarif? Hangi tarif? Fetra yapıyorsun sözleşmeyi. Bir de tarif A var, B var, B var, C var. İyi ki Allah var. Abi geçen sene navigasyon bu sene telefona takıldı. Vahir devahım en elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tı mazselavat. Bugün söyledim, bir hafta araştırdım. Hatta daha fazla. Şeytan hangi Allah'ım yaratmışsa mahluktur. Dediler ki abi şeytan hangi ismi masardır? Muzil. Muzil. Muzil ismi. Şimdi ne ister inansın ister o bir sıfattır. Ama ruhun yapısı, donanımı ve cesedi vesairesi hep de onunla alakadar. Şöyle diyeyim. Cep telefonun var. Numaran var. Ama görüşmesen bile bazı istasyonunca hep biliniyorsun nerede olduğunu. Çünkü bazı istasyonu enlem ve boylamı kodlarını veriyor devamlı. An ve an. İnanmadığı halde yine de bekaya mazhar olacak. Bekaya mazhar olacak. Ama ademi bir vücuda.
Adem'in bir vücudu. Tabii çünkü cehennem memleketi Adem hesaplarına çalışır. Yokluk. Yani yokluk değil de varlığın zıttı. Hiçlik manasında değil. Yokluk ama hiçlik değil. Yokluk ama hiçlik. Yokluk ama hiçlik değil. Varlığın zıttı. Yani yokluğu şimdi ya hiçlik mi diyor? Yok yok asla. Yani kafir, hatta Şükür Risalesi'nde diyor ki hayvandaki o yemek, kafirin o iştahısı şükrü fitridir diyor. Fıtri bir şükürdür. Evet. Yani yemekteki tatmaklar, kokular, şekiller, renkler şükrün davetçileridirler diyor. İnsanın ona karşı iştahası, arzusu, isteği, evet, yemesi vesaire bunlar şükrü fitridir. Evet. Yani şuuri değildir. Şuuri değil. Ama şükürdür. O zaman geçen havalanla giderken arabada küfür nedir diye sormuştuk. O da hiçlik değildir. Değildir. O onunla alakalı mı o zaman? Evet tabii. İşte, yani mesela küfür demek örten demektir. Evet. Mesela Araplar çiftçiye kafir derler. Yani çekirdeği toprakta örten demektir. Yani evet, örtücü. Evet. Küfür imanı örttüğü için yokluk değil. Müstakil bir vücudu yok. Müstakil bir yok, ademi bir vücuttur. Evet. Ama hiçlik değil. Mesela şöyle diyeyim. Geminin dümenini tutman gerekiyor. Hı-hı. Kaptansın. Bu kata tayfe var, gemi var. Fakat tutmadın. Gemi battı. Ne yaptın da battı? Sömes olsun desene. Hı-hı. O da dese ki ben ne yaptım? Dinamit mi koydum altına? Şey. Ben mi bindirdim? Hı. Ne yaptın biliyor musun sen? Yapmamanla yaptın. Yapman gerekenleri yapmamak da bir yapmaktır. Hı. İnkar etmek de bir dindir. İnanmamak da bir inançtır. Hı. İnanmamak da bir inançtır. O da bir dindir. Evet. Ben dinsizim derken dinsizlik dinine tabi. Hı. O da bir dindir. Her diyor kalbinize soktuğunuz sizin Rabbi tattığınızdır diyor. İllete secde etmek değil. Ademi bir vücut. Yani bakın kaptan yapmamakla yaptı. O da bir vücuttur ama ademi bir vücuttur. Varlığın zıttıdır. Hiçlik değildir ama. Vardır ama vücut gibi değil. Değildir. O esmaya mazhar değildir. Peki şimdi nasıl anlayacağız? Bir ateist veya böyle tam dinsiz diyor ki hayır diyor, ahiret yok. Cennet yok, cehennem yok, dünyadan sonra hayat yok diyor. Bunu da savunuyor yıllarca. İspat edebiliyor mu? Yok, öyle inat ediyor yani. Tamam. Israr ediyor bu şeyinde, bu fikrinde. Ondan sonra ölüyor. Ve öldükten sonra bu kadar bunun savunmasını yapan kişi ahirette yine var. Var. Yine devam var. Yani. Ama bak şimdi, eğer hakikaten İnansa ki Allah yoktur, senelerce Allah yoktur demez. Çünkü hiç duydun mu? 8 hayatlı insan yoktur diye çıkıp da iddia eden var mı? Yok. Niçin? Bedihi bir şey değil mi? Evet. O ki Allah bedihi yoktur. Niye yoktur diye bağırıyorsun? Yoktur diye bağırması varlığını gösteriyor. O inancını itmek istiyor ruhundan. Ondan bağırıyor. Kabul etmesin. Eğer inansaydı ki Allah yoktur, inanabilseydi yokluğuna hiç Allah yoktur demezdi. O kadar çok iyi mantık. Aslında yoktur demesi kurtulamadığındandır. Dayanamıyor varlığı. Tabii bastırmak için örnek vereyim sana. Dağda çobanlık yaptım, evet, sürü bağlardım, köye giderken korkardım. Evet. Akşam çıt 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 falan, sanki birisi var karşımda. Dayı! Geliyorum! Karanlık bir yerden geçerken mi? Karanlık, zaten her taraf karanlık, orman, Karadeniz'de, evet, zaten gece. Korkuyorum, nasıl bastıracağım? Evet. Şimdi neyle bastırıyorum bak zıttı zıttından. Uzaktan da dinleyen der ki, ulan bu doğa kafasına geçirmiş ya, bu ne cesur ya? Evet. Oysa ne kadar korkuyorum, korkumu evet, bastırmak içindir o. Korkan türkü söyler. Ama neşeli gibi gözüküyor. İçinde kaos var. O zaman bu bağıranlar demek ki... Tabii yoktur demek. Varlığından kurtulamadığı için.
Onun için niye dedim sana onu söylerken? Allah'ın yokluğunu ispat mı etti? Var oldu işte o zaman. Çünkü ispat edilen varlıktır. Mesela, aa burası yokluktur. Deyip de gösterip ispat edebiliyorsan yokluğu, o zaman orası vardır. Çünkü aa burası yoktur diyorsan orası vardır. Çünkü yokun yeri yok ki gösterilebilsin. O zaman yokluğu da ispat. Ettiği anda Allah var olur. Varlığı da ispat, varlık yokluğu da ispat. Bak şimdi, yokluk ispat edilemez. Edilmesi halinde o edilen varlıktır. Çünkü yokluğu ispat etmek için kullandığın malzeme varlıktır. Varlık yokluğa delil olamaz ki. Mesela ses kaynağını inkar ettirebilir mi? Balık kokusu, balık yoktur diye ne kadar bağırsan bağır. Balık kokusu bağır, balık var, balık var diye bağırıyor. Onun için vicdanından kurtulamadığı için Allah vardır diyor. Ya o benim orada bağırdığım gibi. Ama uzaktan bakınca adam ne cesur ya, ne neşir ha böyle. Peki ne diyecek bu adam ahirette yani hayalen şimdi? Bu çıkacak, bütün ömür yoktur yoktur diye bağırdı, bir de çıktı karşı, aa varmış. Yüzü bırakalım o düşünsün ama yine biz Kur'an'ın ifadesiyle evet. Öyle bir pişman olacak ki. Çünkü Yusuf'un hiçbir mantığı da yok. Amelde bahsetmiyoruz, fikirde. Peki sana soruyorum. Yok dedin. Doğru çıkması halinde karın var mı ahirette? Ahiret yoktur dedin. Mükafatı yok. Allah yoktur dedin. Diyelim ki senin davan doğru çıktı. Evet. Senin bu davanı, iddia ettiğin davanı doğru çıkması halinde sana mükafat verecek kaynak var mıdır? Yok. Hiçbir şey yok. Yok. Demek ki yokluğu iddia edenlerin doğru çıkması halinde karı yoktur. Evet. Peki yok dedim, varlık çıkarsa ne yapacaksın? Zor. Peki tersini düşünelim şimdi. Allah'a inananların var dedi, yok çıktı. Ceza olur mu? Allah'a inandın, ahirete inandın, anlattık yok. Yokluk, yani çıktığına göre birisi yok ki, sen niye varlığa inandın lan? Yokluk çıktı, baksana, al sana yokluktan bir ceza diyen olur mu? Olmaz. Demek ki inandığın bir şey yanlış çıkarsa zararın yok. Evet. Ama inandığın bir şey doğru çıkarsa sonsuz saadetin var. Kerem sonsuz. O zaman bir dava ki İslam yanlış çıkması halinde zarar ihtimali çok. Evet. %50 tabii. Doğru çıkarsa sonsuz saadetin var. Evet. Eğer bir inkarcılık bir dava ki doğru çıkarsa karı yok. Yanlış çıkarsa sonsuz zarar var. Peki hangi doğuştan bir mantık düşünelim, hiçbir ilim olmasın. Nasıl bir kafa ki öyle bir mevzu karşısındasın ki doğru çıkması halinde kar yok, yanlış çıkarsa sonsuz helaket var, bu tarafta doğru çıkarsa sonsuz saadet var, yanlış çıkarsa zarar yok, bunu tercih etsin. Ne acayip bir şey. Çünkü yani inkarda hiçbir kar yok. Evet. Hiçbir şey yok, sebep yok. Hiçbir kar yok. Anladın mı? Zaten onun bağırmalarının sebebi vicdanla atamıyor. Mesela Alpaslan diye birisi vardı. Kasımpaşa sorumlusu. Dersolu. Nasıl Müslüman oldu? Tanıyordum da. Biz Asköy'de oturuyorduk. Ya varsa? Ben 80 ihtilalinden önce ya varsa? Hapishaneye girince sakin kafa oldu tabii. Düşündü. Tabii ya ona bu yolu bozdanım dedi. Ya demiş bu kendisi şey söylüyor. Bu yolu bozdan dedi ya doğru çıkarsa demiş. Hadi canım ne doğru çıkacak demiş. Ondan sonra peki demiş bizim doğru çıkarsa karımız var mı demiş. Adam çökmüş dizinin üzerine. Tabii düşünmekten. Demiş ki sonra ben şimdiye kadar düşünememenin sebebi hep silahla uğraşıyordum. Şimdi diyor silah kalktı, ya varsa